Daha önceden bir iş tecrübeniz var mı? Var tabii. Yıllardır bu işi yapıyorum ben. Tamam öyleyse işe alındınız. Size ulaşabileceğimiz bir telefon numaranız var mı? Şöyle takdim edeyim. Bu ne? Kartvizit. Vay be. Ulan bizim iki tane şubemiz var. Bizim bile kartvizitimiz yok. Biz size layık bir işletme değiliz. Siz daha iyilere layıksınız Bulaşıkçı Rahmi Bey. İnsan işini sevmesi suç mu? Sen Nusret'e veya Cenaze Murat'a başvur. Cenaze Murat kim lan? Ne oldu abi, işe alındın mı? Bu kart bizi dişi, biraz abartılı galiba. Haydi kırmızı soğan, kırmızı lahana, marul, limon. Amca bu kadar bağırma, bak sesin kısılır. Bir şey olmaz, alışkınım ben. Sesime ne oldu lan benim? Bak demiştim sana. Yeni mi düştün? Yok, dün düşmüştüm ama dikişlik değil. Onu demiyorum, sokaklarda yenisin galiba. He, aynen yeniyim. İflas mı ettin yoksa evden mi kovuldun? Gözden oldu benimki. Nazar mı? O en kötüsü. Kimin nazarı değdi belli mi? Benim. Senin mi? Kendi kendine nazar mı değdirdin? Sözde ben kem gözlüymüşüm. Akrabalarım, arkadaşlarım hiçbiri benimle görüşmek istemiyor. Kaç dakikadır konuşuyoruz burada seninle. Bir kem gözlülüğümü gördün mü? Yok, görmedim. Burada bu saatte satış yapıyorsun da zabıtalar izin veriyor mu? 7-8 senedir ben buradayım. Çok şükür bir sorun olmadı. Zabıtalar bile meyvasını, sebzesini benden alıyor. Ne güzel. Hoş geldin abi, ne lazım? Sebze almaya değil, tezgahını toplamaya geldim. Burada artık satış yapamazsın. Emir büyük yerden. Benle alakası yok amca. Başkan geliyor, kaldırın malları demişlerdir. Sen niye işten çıktın? Patron teröristle de çalıştın dedi mekanımda. Sen terörlük neyin var ki oğlum? Ben de anlamadım. Sadece ben değil, bütün kebapçıları çıkardı. Halil bayağı da kayıp, kimseler görmemiş. Adamı dışladınız kem gözü diye, değil mi? En son bana paranı Bitcoin'e yatır dedi, yatırdım, şirket iflas etti. Öyle ama sonuçta arkadaşımız. Bir de bunun bu gücünü iyilik için de kullanabiliriz. O nasıl olacak? Ülkedeki olumsuz şeylerle konuşularak, dolar yükselmiş, ev kiraları artmış, asgari ücretle geçinmek zor falan diyeceğiz. İşe yarar mı ki abi? Yarar tabii oğlum. Bana kilo almışsın dedi, bir ayda 40 kilo verdim. İnşallah zayıflamışsın demez de o kiloları tekrar almam. Uyan Halil değil mi? Ne yapıyorsun abi? Kilo verdiğimi anlamasın. Halil! Halil! Küstür mü bize? Dışlamayacağız sen artık. Nereye gidiyorsun? Amcam petrol açtı, hayırlı olsuna gidiyorum. Bir o kaldı zaten beni dışlamayan. Sen gidiyorsun ya, kesin iptal olacak o açılır. Petrol sudan ucuz olacak desene. Oğlum ben size ne konuştum? Kahveye gidiyoruz biz, işim bitince kahveye gel. İyi bari, kilo verdim anlamadım. Rahmi abi söylemeyi unuttum, iyi kilo vermişsin. Allah kahretsin, bir daha kilo alacağım. Bir şey olmaz abi, yemek yemezsin, olur biter. Yürü gidelim. Bize 3 çay. Ben 2 kuba bardak olsun. Ne oldu lan bana? Durduramıyorum kendimi. Miden kütübüsün zaten senin abi. Birazdan bırakırsın yemeği. Buyurun çayınız. Halil'i getirmediğiniz iyi oldu. Sen de mi lan Mustafa? La adam sokaklara ediyor. Zor ikna ettik. Dışlamayın artık şu adamı. Nasıl dışlamayalım Rahmi abi? Geçen çatıda güvercinleri uçururken ne güzel takla atıyor dediği güvercin takla atmayı bırak. Yürüyemiyor bile. Lan başka mazan mı yoktu kaynar suyla buraya giriyorsun? Ne oldu lan? Ne patladı acaba? Patlamanın sebebi belli oldu. Ne oldu lan? Amcam da beni dışladı. O ses neydi peki? Petrol havaya uçtu. Sarılır, gezer dozarılır, anlar.